Merhaba değerli arkadaşlar. Kolay yöntemleri Rusça kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde siyah ekle biten donuşlu fiillerinin şimdiki zaman çekimini öğreneceğiz. Rusça'da donuşlu fiiller siyah ekle biterler. Yalın haldeki fiiller siyah ek alarak donuşlu fiilleri oluşturulur. Donuşlu fiillerinin anlamı şudur. Eylemi yapan da etkilenen de aynı kişidir. Yani kendi için eylem yapmak demek. Ayrıca iki veya birkaç kişi eylemden etkilenir. Karşılıklı gerçekleşen eylem yapmak demektir. Donuşlu fiillerinin çekimi öğrenmeden önce bugüne kadar gördüğümüz fiil çekimlerini hatırlamamız gerekiyor. Çünkü donuşlu fiil derken yeni bir fiil çekimleri öğreneceğimiz anlamına gelmez. Biz sadece yeni bir ek ile önceden bildiğimiz fiil çekimleri üzerinden donuşlu fiilleri kolayca öğrenmiş olacağız. Artık biliyoruz ki Rusça fiiller genellikle demyakdiznak, ayrıca çemyakdiznak ve di eklerle biterler. Demyakdiznak'tan önce bulunan a, ya, i, e harfleri ise bu fiillerinin hangi grupta çekimlediklerini işaret eder. Tahtada yazdığım siyah ek olmayan düzenli veya düzensiz fiil çekimlerini 15 tane video içinde öğretmeyi çalıştım. Şimdi birkaç tane fiil üzerinde donuşlu fiillerinin mantığını anlayalım. Toparlamak sabirat, toparlanmak sabiratsa. Sabirat fiili ad ekle biten birinci grupta çekimlenen kurallı bir fiildir. Aynı fiil siyah ek alarak donuşlu fiili oluşturulur. Yani kendi için yapılan hareketi gösterir. Değiştirmek minyat, değişmek minyatsa. Minyat fiili yad ekle biten birinci grupta çekimlenen kurallı bir fiildir. Aynı fiil siyah ek alarak donuşlu fiili oluşturur ve kendi için yapılan eylemi anlatır. Övmek, hvalit, övünmek, hvalitsa. Hvalit fiili id ekle biten ikinci grupta çekimlenen kurallı bir fiildir. Aynı fiil siyah ek alarak donuşlu fiili oluşturur ve kendi için yapılan eylemi anlatır. Isıtmak, gret, ısınmak, gretsa. Gret fiili et ekile biten birinci grupta çekimlenen kurallı bir fiildir. Aynı fiil siyah ek alarak donuşlu fiili oluşturur ve kendi için yapılan eylemi anlatır. Hazırlanmak, gatovit, hazırlanmak, gatovitsa. Gatovit fiili id ekle biten ikinci grupta çekimlenen l harfi alan bir fiildir. Siyah ek alarak donuşlu fiili oluşturur ve aynı şekilde çekimlenir. Tavsiye etmek, savjetovat, tavsiye almak, savjetovatsa. Savjetovat fiili ad ekle biten of, yapek, düşen yerine u harfi alan birinci grupta çekimlenen fiildir. Aynı fiil siyah ek alarak donuşlu fiili oluşturur ve aynı şekilde çekimlenir. Döndürmek, virtet, dönmek, virtetsa. Virtet fiili et ekle biten, ikinci grupta çekimlenen, d harfi, ç harfle yer değiştiren bir fiildir. Aynı fiili siyah ek alarak donuşlu fiili oluşturur, kendi için yapılan eylemi anlatılır ve fiil çekimlenirken aynı bu şekilde çekimi yapılır. Görmek, vidjet, görüşmek, vidjetsa. Vidjet fiili yine et ekle biten fiildir. Dış harf değişken ve ikinci grupta çekimlenen bir fiildir. Aynı fiili siyah ek alarak donuşlu fiile oluşturulur ve iki veya birkaç kişi içinde gerçekleşen eylemi anlatır. Yıkanmak, mit, yıkanmak, mitsa.
Mitvili birinci grupta çekimlenen O harfi alan tek ecelli fildir. Aynı fil siyahı alarak donuşlu fili oluşturur ve kendi için yapılan eylemi anlatır. Korumak, bereç, korunmak, bereçse. Çem yakızlardan beten gıj harf değişken ve birinci grupta çekimlenen fildir. Aynı fil siyahı alarak kendi için yapılan eylemi anlatır. Diyeklerde biten filler siyah eki almazlar, sımyah giznak eki alırlar ve tamamlanmamış, yani şimdiki zamanda kullanılan bir fiil yoktur. Sadece siyah ekle biten filler vardır ki siyah eki olmadan ana kelimenin bir anlamı yoktur. Örnek, gurur duymak, gardzitsa. Siyah eki düşerse bu kelimenin bir anlamı olmaz. Gardzitsa fili yine it ekle biten ikinci grupta çekimlenen d j harf değişken fildir ki artık öğrendik. Hoşlanmak nravitsa. Nravitsa filden esya eke düşerse kalan ana kelimenin bir anlamı yoktur. Bu fil it ekle biten ikinci grupta çekimlenen l harfi alan fildir ki önce öğrendik. İletişim kurmak apşatsa. Bu filde ad ekle biten birinci grup kurallı bir fildir. Siyahı olmadan ana kelimenin bir anlamı yok. Selamlaşmak zdarovitsa. Bu fil ad ekle biten birinci grupta çekimlenen kurallı bir fildir. Siyahı olmadan ana kelimenin bir anlamı yoktur. Donuşlu filleri çekime geçmeden önce bu filleri üzerinde anlatmak istediğim şey şudur. Donuşlu filleri öğrenmeden önce tüm fillerinin çekimlerini bilmeniz gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi yalın haldeki ekten önceki harfi ek'e bakmak zorundasınız. Çünkü donuşlu filler farklı bir çekimler demek dildir. 15 tane video içinde sırayla bakarak tüm filleri iyice öğrendikten sonra donuşlu fillerini öğrenmeniz, başlamanızı gerekiyor. Şimdi siyah ekle biten donuşlu fillerinin şimdiki zaman çekimini öğrenelim. Siyah ekle biten filler şimdiki zaman çekiminde siyah veya simyah giznak ekleri alırlar. Filinin yalın halden siyah ile beraber son eke düşer, şimdiki zaman ekleri alır. Eğer kalan harf sesli ise sımyah kiznak, sessiz veya yumuşatma işaretse siyah ekleri alırlar. Şimdi erkeke evlendirmek jenit filimiz üzerinde donuşlu fili de öğrenmiş olalım. Biraz önce de anlattığım şey şudur. Eğer siyah olmayan normal filin çekimini biliyorsunuz, aynı fili çekimi yapıyorsunuz, sonra siyah donuşlu filin ekleri getiriyorsunuz. Erkeke evlendirmek, jinit. Jinit fili it ekle biten ikinci grupta çekimlenen kurallı bir fildir. Ya jinyu, ti jeniş, on ana jenit, my jenim, vy jenite, oni jenyat. Bir erkek için evlenmek fili jenitsa. Bu filden sya ve it eke düşer. Yine aynı şekilde ikinci grup eklere getirilir. Ya çekiminin sımyah kiznak alır. Yumuşatma işaretinden bitmiş çekimde sya, sessiz harflerden sonra sya, e sesli harften sonra sımyah kiznak ekleri alırlar. Jenitsa. Ya jenius, ti jenisya, on jenitsa, my jenimsya, vy jenites, oni jenyatsa. İkinci, daha kolay bir şekilde de bu ekleri getirebiliriz. Şöyle, biz biliyoruz ki şimdiki zaman çekimde birinci ve ikinci grup var. Birinci grup da olsa, ikinci grup da olsa ya çekimi ya yu ya u harf alır ki bu harfleri sesli harftir. Sonuç itibaren s miyah kiznak eki alır.
V çekiminde ise ya İT ikinci grubin ya birinci grubin ET'ye kalır. Sonuç itibaren son harfi sesli E harfi kalıyor ve V çekimi semiyat kızına kalır. Kalan zamirlerde ise zaten yumuşatma işaret ve sessiz harfleri geliyor ve siyah eki alır. Daha kısa şekilde şöyle düşünebiliriz. Ya ve vi çekiminde sığmayak giznak getirilir. Kalan zamirlerde ise siyah ekleri gelir. Şimdi alıştırmalarımızı yapalım. Oğlumu evlendiriyorum. Ya jinyu maevo sina. Anne veya baba oğluna evlendiriyor. Yani eylem yapan anne baba etkilenen oğlan oluyor. Bu cümlede ise kız arkadaşımla evleniyorum. Eylem yapan da etkilenen de kendisi oluyor. Ya çekimi aynı eki aldı fakat dönüşen fiil olduğu için semiyah kiznakı ilave edeceğiz ve dönüşlü fiilinin çekimini olur. Ya jinyus na mayeh padruge. Bugün arkadaşımızı evlendiriyoruz. Сегодня мы женим нашего друга. Burada eylem yapan başkası, etkilenen ise arkadaşı. Bugün arkadaşımız evleniyor. Bu cümlede ise eylem yapan da etkilenen de arkadaşı oluyor. Onun için on çekimi İ'deki getirdikten sonra sessiz harfi bittiği için siyah eki getireceğiz ve dönüşlü çekimi yapmış oluruz. Сегодня женится наш друг. Bugün arkadaşımızın düğünü. Сегодня свадьба нашего друга. Bir kez de cümlelerimizi okuyalım. Я женю моего сына. Я женюсь на моей подруге. Сегодня мы женим нашего друга. Сегодня женится наш друг. Сегодня свадьба нашего друга. Şimdi başka bir fiil üzerinden bugünkü konumuzu daha iyi pekiştirelim. Tanıştırmak, znakomit, tanışmak, znakomitsa. Tanıştırmak fiilimiz itekle biten, ikinci grupta çekilen, L harfi alan bir fiildir ki önce bu fiilleri öğrettim. Yine de hatırlayalım. Yalın halekten önceki son harfi B, P, V, F, M olursa ya çekiminde L harfi alır, sonra şimdiki zaman eki gelir. Znakomit. Ya znakomlu. Ты знакомишь. Он, она знакомит. Мы знакомим. Вы знакомите. Они знакомят. Şimdi tanıştırmak fiil üzerinden tanışmak, знакомиться fiilinin çekimini yapalım. Ya ve vi çekimlerinin son harfi sesli harf olduğundan semiyah gizna kalır. Kalan zamirler ise siyah eki alırlar. Знакомиться. Я знакомлюсь. Ты знакомишься. Он, она знакомится. Мы знакомимся. Вы знакомитесь. Они знакомятся. Gördüğünüz gibi önce normal bu şekilde fiilin çekimi bileceğiz. Sonra siyah veya sığ ekleri getireceğiz. Şimdi bir de karşılıklı bu şekilde okuyalım. Я знакомлю. Я знакомлюсь. Ты знакомишь. Ты знакомишься. Он, она знакомит. Он, она знакомится. Мы знакомим. Мы знакомимся. Вы знакомите. Вы знакомитесь. Они знакомят. Они знакомятся. Yani siyah ve sekleri attığımız zaman tanıştırmak fiil olur. Eklediğimiz zaman tanışmak dönüşlü fiili olur. Şimdi alıştırmalarımızı yapalım. Tanıştırıyorum, tanışıyorum. Ya çekimindeki fiillerimiz ikisi de yu harfleri alır. Fakat tanışıyorum dönüşlü fiili olması için semiyah kiznakı getiririz. Sizi iyi bir insanla tanıştırıyorum.
Я знакомлю вас с хорошим человеком. İyi bir insanla tanışıyorum. Я знакомлюсь с хорошим человеком. Tanıştırıyorsun, tanışıyorsun. Filmimizin çekiminde ikinci grup iş eki gelir. Fakat tanışıyorsun filmimizin çekiminde siya eki getiririz ve dönüşlü fil yaparız. Öğrencileri Rus kulturu ile tanıştırıyorsun. Ты знакомишь учеников с русской культурой. Rus kulturu ile tanışıyorsun. Yani Rus kulturu tanıyorsun. Ты знакомишься с русской культурой. Tanıştırıyor, tanışıyor. Üçüncü kişi çekimi yapacağız. İt getireceğiz. Fakat tanışıyor, dönüşlü fili yapmamız için sia eki getiririz. Anna arkadaşına annesiyle tanıştırıyor. Anna знакомит друга с мамой. Anna arkadaşının annesiyle tanışıyor. Anna знакомится с мамой друга. Bir kere de Rusça cümlelerimizi okuyalım. Я знакомлю вас с хорошим человеком. Я знакомлюсь с хорошим человеком. Ты знакомишь учеников с русской культурой. Ты знакомишься с русской культурой. Анна знакомит друга с мамой. Анна знакомится с мамой друга. Evet değerli arkadaşlarım, dönüşlü filleri PDF olarak video altına bırakacağım. Bu filleri alın, üşenmeyin. Hem bu şekilde hem siyah ekle olan yan yan çekimi yapın. Birkaç tane fil çekim yaparsınız ve önceden de tüm fillerin çekimi biliyorsunuz. Bu konuyu çok kolay şekilde öğrenmiş olursunuz. Bugünlük bu kadar. Sıradaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.